Arkadaşlar merhaba, Mehmet İkbal Şahin Video Günlüğü YouTube kanalına hoş geldiniz. Mehmet İkbal ile Gündem Okunları serimizin bugün tarihlerden 3 Eylül 2023 Pazar günü. Çok yoğun bir gündem var. Tabii biz bunların içerisinden hangilerini seçeceğiz? Esasında normalde Google'dan gündem okumaları yapıyorduk. Google'un bize sunduğu, önerdiği reklamlardan ama şu an gündem o kadar çok yoğun ki hangi birisinden başlasak hepsi elimizde yarım kalacak şekilde. Burada yaptığımız habercilik, haber sunmak değil esasında gündem yorumlaması, gündem okuması. Yani ben gündem okuyorum, arada yorumluyorum, yorum katıyorum. Bazen gülüyoruz, bazen kızıyoruz. Gündem çok yoğun. Arkadaşım bir tanesi yorum yazmış kanalımızdaki bir tane videoya. Sizce diksiyonunuz nasıl diye. Ben de cevaben yazdım ki, yani toplumun ortalamasına göre biraz hızlı konuşuyorum diye yazdım. Yuvarlak bir cevap verdim. Diksiyon benim nasıl olduğum değil, senin ne düşündüğün önemi yok. Ama diksiyonumuza takılmış arkadaş. Burada biraz muhabbet ediyoruz. Gündemi yorumluyoruz, okuyoruz, okuduğumuzu yorumluyoruz. Burada gündemi takip etmek isteyenler için bir fırsat sunmuş oluyoruz. Esasında biraz muhabbet ve dertleşmek gibi olmuş oluyor esasında bu. Kanalımızın içeriği, muhtevası bu şekilde. Bu serimiz, serimizin manası bu. Gündem çok yoğun. Arka fona bu görüntüyü aldım. Bu görüntü Suriye'den. Suriye karışık. Irak karışık. Afrika karışık. İç siyaset apayrı bir mevzu. Geç, ekonomi karışık. Piyasa karışık. Efendime söyleyeyim. Her şey karışık. Hindistan'a dokunsan apayrı bir mevzu. Afganistan'a dokunsan apayrı bir mevzu. Pakistan'a dokunsan apayrı bir mevzu. Çin ayrı kafada yaşıyor. Rusya, Ukrayna apayrı bir mevzuda. Biz apayrı bir mevzudayız. Amerika'nın mevzusu farklı falan filan. Bugünün gündemin en önemli maddesi afet. Akşam saatlerinde yaklaşık 1 saat, 1,5 saat süren Ürgüp'ü de kapsayan bir sağanak oldu. Daha henüz zayiat açıklanmadı. Ölen kalan yoktur inşallah. Ölen yoktur, kalan vardır inşallah. Onun haricinde gündüz saatlerinde Ankara'daydı sel, sağanak. Mevzuyu siyasete alet etmeden konuşmaya çalışıyorum ama sağanak afetinden etkilendik. Ankara ve Ürgüp'ü biliyorum. Onun haricinde tabii ki Ankara'dan bu tarafa doğru geldi ve buradan da gidiyor. Samsun'da Samsun Spor'un yani büyük takımlardan bir tanesi olan maçı iptal olmuş sağanaktan dolayı. Sabah zaten sağanak haberiyle, hatta dün geceden galiba Samsun'da sağanak diye başladık. Bu sene El Nino denen absürt, uç, ekstrem hava olaylarını yaşayacağız gibi gözüküyor gene. Geçen sene yaşadığımız kış da mesela El Nino kışı diye söyleniyor. El Nino, böyle bir isimlendirme var. Absürt, uç, çok normalin standartının dışında yaşanan hava durumlarına El Nino diye bir tabir kullanılıyor. Bu yaz için de geçerli, kış için de geçerli. Bahar için çok kullanılıyor ama bu sene bir uzman El Nino kışı bekleniyor diye cümle kullanmış. Genelde yaz absürt geçerse kış da absürt geçiyor. Doğanın dengesi sıcak çok olursa soğuk da çok oluyor. Soğuk çok olursa sıcak çok oluyor. Son yıllarda iklimler, dengeler bu şekilde karıştı. İnsan eliyle midir? Doğanın rutini midir? Allah'ın bize bir imtihanı, tabii ki hepsi imtihan. Rabbimin verdiği de vermediği de. Fakat gündem böyle karışık. Dediğim gibi gündemin en önemli maddesi esasında sağanak. Onun dışında arka fona koyduğum bu mevzu. Bugün Google okuması yapmaya çok yapmayı düşünmüyorum. Çünkü gündem çok yoğun. Yavaş yavaş konuştuk. Biraz hızlanalım inşallah. Bu arka fona aldığım mevzu Malik Ejder diye takip ettiğim bir arkadaş var. Tabii fake isim bu. Arkadaşım Maraşlı. Depremzede bir arkadaştı. Gündemi güzel analiz eder. Ben de severim, takip ederim. Arşivcidir. Karıştırır ortalığı. Böyle bir durum analizi yapmış. Demiş ki ABD, önce mevzuya Suriye'den başlıyoruz, onu söyleyeyim. Bir de Ali Koç meselesi var, ona hiç girmeyelim. Bir de yarın gündemi Brent petrol var, ona da sonra gireriz. Önce Suriye'den başlayalım, ortalık karışık dediğimiz gibi. ABD, gündem maddesi şu an saat 9:26 geçiyor. Şu an kadın voleybol milli takımımız Sırbistan'a karşı final maçı yapıyor. Onunla ilgili bir yorum yazdım, arkadaşım bir tanesi yorum yazmış bana yorum yazmış YouTube'dan. Bana hakaret etmiş. Ben de yorumunu tabii ki sildim. Burası benim kanalım. Burası benim çöplüğüm. Saçma salak sizin zırvalarınızı dinleyecek değiliz. Bir de mevzuyu çarpıtmış. İşte ne demiş? Neyse girmeyelim. Ya ben bir Müslüman olarak, İslami hassasiyetlere sahip bir Müslüman olarak bir şeye
İslami şekilde, Müslümanca eleştiriyorum arkadaş. Yani İslam'a farklı bir bakış açısı katmış. Neyse çok ayrıntıya girmeyelim ama burası benim alanım, benim yorumum. Fikriniz varsa tabi yazın. İstişare ederim. Yanlışım varsa düzeltelim, ortaya bulalım. Ama Ebrar Karakurt denen cinsiyetine üdü belirsiz şahıs özelinde bütün kadın voleybol milli takımı, erkek de dahil. Arkadaş ben Müslümanım. Müslüman olarak değerlerim var. İslami hassasiyetlerim var. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek değil İslamiyet. Onun dışında emri bil maruf ve nehyi anil münker, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek diye benim İslam'ın bana emrettiği, Kur'an'ımın bana emrettiği bir kavram var. İyiliği emredeceğim, kötülükten nehyedeceğim. Bu haram işler, haramlığı kesin olan şeyler, bunlardan tabii ki nehyedeceğim. O yüzden ben bu saatte, olsa da olmasa da fark etmez, ben o maçı izlemeyeceğim. Sonucunu da ilgilendirmeyeceğim. Sonucunu şöyle ilgileniyorum. İşin siyasi ve dini boyutu şu şekilde ki arkadaş, bu benim gözüme sokuluyor. İnatla sokuluyor. Bu rezalet, pislik, görüntü benim gözüme. Ben bir Müslüman olarak ben bunu kabullenmiyorum. Ben izlemiyorum. Ben normal futbol maçı da izlemiyorum arkadaş. Ben Müslüman olarak benim hassasiyetim bu. Diyor ki şuna niye tepki vermedin? Ona da tepki veriyorum lan. Estağfurullah, estağfurullah. Sanki kendisi her konuda hassas, her şeyi dost doğru. Benim önüme çıkan haberi yorumladım, ona niye yorumlamadım? Ona yorumlarım. Estağfurullah, ağzımızı bozacağız illa. Ebrar'ın kişisel tercihleri beni ilgilendirmez. Ne halt dediği, bireysel de, ne günaha ya da ne sevabı işlediği beni ilgilendirmez. Ebrar özelinde konuşuyorum, genel konuşuyorum. Milli takımdaki ya da herhangi bir ismin bireysel günahı beni bağlamaz. Ben bir Müslüman olarak kişiyle değil, günahla savaşırım. Bir insanın şahsi günahı şahsını bağlar. Ama topluma sirayet eden, topluma örnek olan, toplumda göz önünde olan birisinin günahı şahsi ise şahsiliği kalmaz. Ki bu LGBT denen mevzuda bireysel olarak ne nane yediğim beni ilgilendirmiyor. Bireysel yahut da kitlesel ne bok yediğim beni ilgilendirmiyor. Ama bunu reklamını yaparsan, bunu normalleştirirsen, bunu afişe edersen, bunun üzerinden reklam yaparsan, tavsiye edersen, topluma yayarsan, genişletirsen, bunu savunursan, bunu alenileştirirsen, bu pisliğini ortalığa dökersen ben burada karşı çıkarım. Ben Lütf kavmi olmak istemiyorum. Ben Lutiliği lanetliyorum. Ben Lutiliğin karşısındayım. Senin Lütf kavmi gibi yaşaman beni çok bağlamıyor. Git, bok çukurunda ne haklıyorsan ye. Ama bunu alenileştirirsen, reklam edersen, paylaşırsan, yayarsan, bunu millete anlatırsan, o zaman ben burada sana söverim. Karşına çıkarım, gerekse seninle savaşırım. Bireysel yediğin günahla ilgilenmiyorum. Bireysel ne halt yediğin umurumda değil. Eğer ucu bana dokunmuyorsa, ama bunu sen reklam ediyorsan, manşete çıkarıyorsan, afiş ediyorsan, bunu normalleştiriyorsan, bunu alenileştiriyorsan, o zaman karşı çıkarım arkadaş. Sadece Ebrar üzerinde konuşmuyorum. Milli takım, adı milli. Neresi milli? %90'ından fazlası Müslüman olduğu söylenen ülkede böyle millilik mi olur? Milli piyango deniyor. Ne millisi lan, böyle şey mi olur? Haramın, günahın. Milliymiş. Kaldırın şu milli ismi. Tamam, piyangoyu zaten şu lanet düzeninden kurtulamıyorsun. Bari adına milli çıkarın. Piyango deyin ya. Estağfurullah. Çok mevzu var. Konuşuyoruz, doluyoruz. Dediğim gibi şahsi günahlarım ilgilendirmiyor beni. Tek başına hangi çukurda ne halt oluyorsan ol, umurunda değil. Ama bunu reklam edersen, alenileştirirsen, bunu piyasaya sürersen, bunu normalleştirirsen, bunu halka anlatırsan, ben bu Lütf kavmi işinin karşısındayım. Seninle savaşırım arkadaşım. Arkadaş değilsin. Milli takım. Orada aleni bir fuhşiyat tabii ki yok. Ama haram. Haramsa da bunun karşısındayım. İzlemiyorum, izletmiyorum. Sen izleyebilirsin. Umurumda değil. Ama bunu reklam edersen, alenileştirirsen, gözüme sokarsan seninle kavga ederim. Tövbe estağfurullah. Şurada şu halt yemiş, burada bu halt yemiş var. Bireyselse günah beni çok ilgilendirmiyor. Ben günahla gene savaşırım. Şahısla savaşmıyorum ben. Şurada niye tepki vermedin bak. Ya iki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi fark etmez. Bir pislik yiyorsa, kendi kendini yiyorsa, topluma sirayet edecek bir mevzu değilse uzaktan buz ederim. Ama onun tecessüs denen, onun casusluğunu yapmam, onu araştırmam. Kalben buz ederim, dilime de gerekse buz ederim. Ama ve lakin bununla bireysel günahla savaşmam.
Ama bu topluma sirayet eden, topluma reklam eden, toplum yüzü olan insanların, toplumda sözü olan insanların yaşadıkları pisliklerle kavga edilir. Suriye. Amerika isyan eden Arap aşiretleri neden havadan vurmuyor sorusunun cevabını merak edenler vardır diyerekten birkaç madde sıralamış. Neden? Çünkü bazı Arap aşiretleri PKK ve ABD ile işbirliği içerisinde. Yani bütün Araplar aynı kefede değil, bütün Türkmenler aynı kefede değil, bütün Kürtler aynı kefede değil. Yani şu denklem çok karmaşık. Suriye'de ayrı karmaşık, Irak'ta ayrı karmaşık, Türkiye'de ayrı karmaşık. Ya kendi siyasetimizden bilelim ya. Yani tek bir doğru, tek doğru, tek çeşit değil. Çok bilinmeyenli, çok faktörlü denklem. Bazı Arap aşiretleri Amerika ile işbirliği içinde olduğu için Amerika yukarıdan mevzuya dahil olmadı henüz. Yarın olabilir. Yaklaşık 50 bin militan gücü olan SDF, yani PKK'nın yarısı Arap. Yani SDG, SDF, YPG, PYD bu PKK'nın genel işte Suriye'deki kolu farklı, Irak'taki kolu farklı, şuradaki kolu farklı. Bazen isim değiştiriyorlar. İşte toplumsal Birleşmiş Milletler, uluslararası kamuoyunda tepki arttığı zaman isim değiştiriyorlar. İşte SDG değil, SDF oluyor. SDF değil, bilmem ne oluyor. İsim değiştiriyorlar. Hani bir ülke eğer terör örgütü olarak tanıyorsa ben o zaman SDF'yim diyor. Onun gibi. Ama hepsi PKK. Hepsi Amerika'nın beslemesi terör örgütü bunlar. Hem de bunlar şeyi de gerektirirse DAEŞ'le savaşmak için diyorlar. Yani DAEŞ'le zaten Amerika'nın oyunu. Şerefsizler. DAEŞ köpekleri. SDF'nin yarısı Arap. ABD Arap aşiretleri vurduğunda ilk bölünme SDF ve YPG içinde olur. Yani ABD Arap aşiretleri vurduğunda olaylar Arap için kan davasına döner. İsyan ateşi büyür. ABD Arap aşiretleri vurduğunda kurduğu sistem dağılır. Örneğin Deirizor'daki Kürt nüfusu yok. ABD burayı Arap militanlarıyla kontrol ediyor. Yani buradaki arkadaş sistemin genel fotoğrafını bahsetmiş. Yani burada şimdi Araplar isyan etti. Arapların isyanını daha önce söylemiştik. Temel gerekçesi esasında parasal. Oradaki petrolden kendilerine pay verilmediği için mevzu patlak vermiş. Bunun üzerine isyan ediyorlar. Esasında yarın bir gün Rusya olsun, Amerika olsun bir büyük güç gelse araya oturun şuraya. Ne istiyorsunuz? Şunu istiyorsunuz. Aslında işte petrolden %10, 20, 30, 40, 50 neyse pay veriyorum dese susarlar. Savaşta isyan da biter. Şu an tabii biz Türkiye olarak mevzunun bizim lehimize hem milli hem de uluslararası güvenlik açısından hem iç güvenliğimiz hem dış güvenliğimiz açısından hayırlı olması için tabii ben dua ediyorum. Biz dua ediyoruz ama şu an gündem dediğim gibi yarın PKK Arap aşiretleri oturur anlaşır. Mevzu ortalığı şey yaparlar. Kapanır mevzu. Sonrasında Malik Ejder isimli arkadaşımız şöyle yan çevirelim de böyle okuyalım. Cümlenin devamında ne demiş? Yani denklem çok karmaşık. Arap kavramı farklı bir yerde duruyor. Kürt kavramı farklı bir yerde duruyor. PKK yani bütün Kürtler PKK'lı değil. Bütün Araplar Müslüman değil. Bütün Türkler hayırlı değil. Yani tek bir doğru yok. Devam ediyorum. Suriye'nin Deir ez-Zor, Rakka bölgesinde neredeyse Kürt yok. Bu aşağı kısım çoğunlukla çöl. Buraları Arap Bedevi kabileleri bilir. PKK, YPG için ihtimal hattı da uzak. Amerika PKK'ya havadan destek vermezse Arap kabileleri PKK'ya duman eder ki veremiyor. Yani şimdilik vermiyor. Yarın belki verir. Yani şu an şu sarı bölgede Deir ez-Zor hattını yavaş yavaş Arap aşiretler kontrol altına alırlar. İşte orada tabii ki petrol var. El Ömer petrol kuyusu mu ne varmış? Oraları kontrol altına aldılar. Yukarıya doğru ilerliyorlar. Şimdi burayı yavaş yavaş kontrol altına alacak da yarın Amerika ya mevzuya dahil olmazsa Arap aşiretler ortalığı silip süpürür. PKK'nın üstesinden gelir. PKK zaten arkasında Amerika olmazsa, Amerika'nın verdiği silah olmazsa, tank olmazsa, top tüfek olmazsa zaten bir halt değil. Zaten şuradaki şu yeşil hatta zaten bizim de biliyorsunuz. Yeşil hatta bizim kurmaya çalıştığımız 30 kilometrelik tampon bölge. Ne kadar beceriyoruz? Şu an eksik. Bir de bunun halinde Irak denklemi çıktı. Ona da birazdan gireriz. Neyse devam edelim. Görüldüğü gibi PKK'lılar yollar Arap aşiretleri tarafından tutulunca çölden ilerliyor. Burada ikmal lojistik ağı kuramazsınız. Arap bedeli aşiretleri bunları çiğ çiğ yer. Tabi isterlerse Amerika hava desteği olmadan PKK bir hiç diye arkadaş yorumlamış. Son bir cümle daha söyleyelim. ABD niye Arap aşiretleri havadan vurmuyor? SDF PKK'nın yarısı Arap. Amerika aşiretleri vurursa SDF dağılır. Arap isyanı daha da yayılır. Amerika'nın bütün planları dağılır, çözülür falan fıstık çarçut. Bu gündemin bir maddesiydi. Diğer bir maddesi Irak-Kerkük meselesi. Dün kısaca bahsetmiştik. Irak'taki mevzu çok karmaşık. Irak'ta şu an hala kimin ne istediği belli değil. Irak'ta bizim ne istediğimiz belli değil. Hala tam net değil. Kabaca bir özetlemeye çalışacak olursam anladığım kadarıyla Irak'ta Irak normal hükümeti var. Bir de IKBY dediğimiz Irak Kürdistan işte Kürt bölgesel yönetimi var. Oranın başı Barzani.
işte Neçirvan Barzani, bilmem Mesut Barzani falan filan Barzani ailesi. Biz yakın geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'a bir sefer düzenlemişti Hakan Fidan. Ondan sonrasında ortalık biraz karışır gibi oldu. Hakan Fidan'ın bu çalışmalarının etkisi var mıdır bilmem. Fakat Irak'ta orada bir ortak güç var. O ortak gücü, efendime söyleyeyim, İKBY'nin kontrolünde, Barzani'nin kontrolünde bir ordu teslim alacaktı. İçeride bir isyan çıktı. Bu isyan dini değil, siyasi bir isyan. Şimdi orada Irak'ta Kürt'ü var, Türk'ü var, Arap'ı var. Şiisi ayrı, Sünnisi ayrı. Yani o da şu an Şiilik, Sünnilik üzerinden değil, bir ırk kavgası var anladığımız kadarıyla. Tabii biz burada Türkiye olarak tabii Türkmenlerin hakkını savunmaya çalışıyoruz. Kendi sınırımızı, hakkını savunmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz bilmiyoruz ama şu anki durumda iç karışıklığın şeyi durduracak gibi. Yarın tabii başka şeyler de gibi olabilir mevzu. Yani bir karmaşa var. Bu karmaşanın sonucu nereye gider şu anda belirsiz. Mevzu sadece dini değil, sadece siyasi de değil, karışık mevzular. Oy, bir diğer mevzuya geçeceğiz şuradan. Yoruldum ya. Brent petrolün bir şey çekmeden önce bir ekran görüntüsünü almıştım. Şu an Brent petrol 88, yarın en önemli gündem maddesinden bir tanesi Brent petrol olacak. Çünkü Brent petrol yarın 88 ve üstüne doğru çıkmış olursa, çıkacaksa, devam ederse benzine, mazota, LPG'ye zam düşerse zam olmaz. Ama bu şekilde durur yahut da yükselmeye devam ederse zam olacak. Attığım mesaj ekranda gözüküyor. Mesaj atma. Diğer başlık şu. Bundan sonra kapatacağım mevzuyu. Ülkenin bugün Erdoğan hastane ziyareti yaptı. Kimi ziyaret etti? Geçen haftanın en büyük gündem maddelerinden Sabancı ailesinin tekne kazası sonucunda ağır yaralanması, yoğun bakıma geçirdiği süreç falan filan. İşte bu adını unuttum. İşte bir Sabancı, işte Vuslat Sabancı, bir de Ali Sabancı mı? Neyse işte bunlar. Erdoğan bunları ziyaret etti hastanede. Çünkü adamın durumu iyi, kadının durumu hala yoğun bakımda galiba, ben bilmiyorum. Yani bunlar tabii ki ülkenin küresel sermayesinin ön planda oldukları için haber niteliği taşıyorlar. Garibanın köpek ısırsa, kuduzdan ölse haber olmaz ama onların basit bir tekne kazası bütün ülkenin gündemi gibi bütün haber manşetlerinde yer bulur. Neyse Erdoğan ziyaret etti. Burada Ali Koç denen kişi bu Erdoğan'a eşlik etti burada. Erdoğan nezaket gösterip ceketin önünü iliklerken Ali Koç'un elini, bakalım bunun videosunu da görmüşsünüzdür, eli cebinde. Şimdi biz bu Ali Koç'a BH şerefsiz desek bir suçlu olacak mıyız? Mahkemeye sürülecek miyiz bilmiyorum. Yani şu Erdoğan'ın düğmesi burada ilikli. Yürürken konuşuyor. Bu dakikalarca videosu da var. Dakikalarca eli cebinde geziyor bu şahıs. Ülkenin Cumhurbaşkanı da eli cebinde geziyor. Lan bu Fenerbahçe'nin olsun, Galatasaray'ın olsun, bütün spor takımları olsun. Hepsinin borçlarını, vergi borçlarını, cartını curtunu Erdoğan silmiyor mu lan? Ben buna zoruma gidiyor lan. Biz burada bir şey için savaşak, çırpınak, mücadele edek. Ekmeğinin, memleketin ekmeğini bunlar yiyor. Bunların da gösterdiği saygı bu. Zamanında Aydın Doğan pijamasıyla karşılamıştı Mesut Yılmaz'ı, bilmem iktidarda kim varsa, hükümette kim. Onun hala o kafada bu. Ve Erdoğan hala bunların yanında barındırıyor. Hala bunlara yüz veriyor. Bakalım bundan sonra hala yüz vermeye devam edecek mi bilmiyorum ama konuyla ilgili Necip Fazıl'ın çok güzel bir cümle var. Neydi cümle? Kimseler yoktu, biz çıkarken bayırı, şimdi ortalık işte sahte maymunlarla dolmuş, stik panayır, böyle bir cümlesi var. Tam şimdi cümlemi kuramadım. Lan davanın zulmünü, acısını, kahrını biz çekiyoruz, keyfini bunlar sürüyor. Şimdi ben bu Ali Koç'a şimdi bu görüntüden dolayı şerefsiz desem yarın beni mahkemeye verecek acaba? Yeter. Bugün Google yorumlaması yapmıyoruz arkadaşlar. Yeterince bayağı dolduk. Bir mevzu daha var söyleyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı dün bir cümle kullanmıştım. Cümleyi tam kuramamıştım. Google'dan bakmıştım, bulamamıştım ama tabii bu sayılar değişmekle beraber İstanbul'da yürüyen merdiven ve asansörlerin arızalı sayısı 58 civarındaydı. Bununla ilgili 3 ya da 4 tane olduğu sayı. 4 tanesinin videosu var. Hani bize komple kuruluyor, kurulmuyor falan filan diye. Onunla ilgili münferit video çekeceğim birazdan inşallah. Devam. Allah'a emanet.